Şeftali tatlısı. 4 adet şeftali, yarım kilo toz şeker, 10 adet yulaflı bisküvi, 1,5 çay bardağı dövülmüş ceviz içi, 1 yemek kaşığı tereyağı. Bunlar bize sonra lazım. Evet. Önce onu doğrayacaksın. Şeftalin de iyi mi? Ay, süper. Güzel değil mi? Yani öyle söyledim, olabileceğin en güzeli. Evet. Bu. İri böyle olsun şimdi dedi. Şimdi bunda çok yumuşak olmaması gerekiyor şeftalinin. Neden? O zaman o nektarin daha mı iyi olur acaba? Ama onların da büyükleri olmadığı için onlar hep küçük küçük. Ama bunlar ne kadar sert olursa o kadar iyi oluyor. Biraz ayva tatlısının bir versiyonu daha bir değişi. Gibi. Evet, evet. Ya aynı usul yapılıyor. Bu şeftali tatlısını böyle atıyorum çok basit bir muhallebi yaptığınızı düşünün. Onu böyle üstüne tavada kızartıp koyabilirsiniz. Biraz şeker serpip. Tabii. Çok avantajlı bir meyve. Evet. Özellikle tatlıları süslemede. Deneyin derim ben. Bir de böyle yumuşamış şeftalileri hiç atmam ben. Onları rondodan geçiririm. Hı-hı. Birazcık içine nişasta, biraz şeker, inanılmaz pelte olur. İşte o da değil mi tatlıların tabii, üstüne tabii, güzel olur. Tabii. Şimdi biz tenceremize Nursel'cim biraz içine şeker koyalım. Yağ yok, şeker. Ha? Çok az yağ koyacağız. Böyle serpeyim mi yani? Ha, serp canım benim. O onu biraz karamelize evet, edecek muhtemelen. Küçük bir hile. Evet. Sen ta Abana'dan geldim. Abana. Kastamonu'dan. Evet. Otobüsle geldin. 12 saatte geldim. Ay seni yerim ben. Bilet de bulamadım. En arkalarda geldim. Ay. Ama çok seviyorum. Bak otobüsle gitmeyen bilmez. Evet. O en arkadaki en koltuk. Arkadaki. Gerçekten işkencedir. Biliyor musunuz ben boşandıktan sonra işte Çorlu'dan, Lüleburgaz'dan Çorlu'ya taşındım. Sonra da ben İstanbul doğumluyum. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Kızımın babası Lüleburgaz'da olduğu için ben onu hayatım boyunca ben taşıdım babaya. Hani böyle babadan ayrı kalmasın diye fedakarlığı yapan ben oldum yani. Arabam falan yok, param yok, pulum yok. Yok ah canım benim. Ah. Bak bir Allah bir ben bilirim şey çok zor. Mecburen gitmek zorundasın ya o yola. Hani böyle bugün gitmeyeyim falan olmuyor. Ben çocuğum için onu yapacağım. Kar, kış, o otobüs gelmez. Ay o otobüs gelmez, gelir arkada yer bulursun. Evet. Ay. Değil mi? Ne zaman, Allah'a çok şükür arabam var. Yani gitsin bana yeter, öyle derdim yani. Değil ne, mi? Ne araba olduğu önemli, gitsin yeter derdim. Değil mi? Şimdi yolda kimi görsem alıyorum, almamam lazım. O çok uyarıyor bütün arkadaşlarım. Ama dayanamıyorum. Evet. Bilmiyorum ki ne yaşıyor, parası var mı, yok, yok mu? Tabii. Söylemiyorum artık kimseye aldığımı da. Evet. Dayanamıyorum. O, çünkü ben çünkü onu yaşadım yaşadın, ya. Evet. Yaşadığın asla için. Asla kıyamıyorum ya yaşadığın gerçekten. Için, yaşadığın için. Allah herkese dilediğini nasip versin, etsin, tabii ulaştırsın. Ki, tabii ki. Hakikaten çünkü sen ıslanmadan balık tutulmuyor. Ben hep şimdi bana daha önce programınıza katıldım. Tabii buradan emektim. Herkes bana seni soruyor. Nursel nasıl? Gerçekten. Cadı. Gerçekten. Çok cadıyımdır. Orada göründüğü gibi mi? Ben de dedim ki hiç abartmıyorum. Aynen. Gerçekten o kadar insan, çoğu arkadaşlarım seni çok izliyorlar. Sağ olsun. Ayrıca biz böyle kadınlar otururuz, böyle sohbetler ederiz ya. Soruyorlar işte. Dedikodu diyelim. Gerçekten de. Gerçekten de o yemekleri yapıyormuş. Şimdi ekranda görüyor biraz, bu da fazla kaçtı ama. Olsun. Olsun. Ondan şey sonra mi? Neyi fazla kaçtı? Yok, derin girdim kabuğunu. Ha olsun, ziyan ben yiyelim. Olmaz. Diyorum gerçekten o kadar içten, o kadar doğal. Konuyu değiştirelim. Ama yok yok. Selam bu söyleyelim, gel onlara. Selam söyleyelim. Gel buraya selam söyleyelim. Selam söyleyelim. Ben şimdi bir arkadaşımın ismini veriyorum, öbürü kırılıyor. Hepsi de. Hepsine söyleyeyim. Şimdi önce Abana'dan başlayayım. Neriman Hoca'ya. Kıza ne isim vermeyecektin? Ay. Ama ona söz verdi. Neriman kaçtı artık. Neriman kaçtı. Bütün Bozkurt'taki arkadaşlarıma, Abana'daki arkadaşlarıma, İstanbul'daki arkadaşlarıma, apartmandaki dün akşam selam söylediler. Apartmandaki komşularıma, herkese, çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma, herkese sonsuz selam ve sevgilerimi gönderiyorum senin aracılığınla. Helal olsun sana.
seviliyorsun. Evet. Yani herkes bir şey biriktiriyor. Ben insan biriktirmişim. Ne kadar güzel. Çok gerçekten çok sevdiğim arkadaşlarım var. Dostlarım var. Yani Türkiye'nin her yerinden davet ediyorlar beni. Hadi gel diyorum ki demek ki Nalan sen insan biriktirmişsin. Ne kadar güzel. Değil mi? Vallahi çok ya o kadar önemli bir şey söylüyorsun ki insan şu anda biriktirmek ben de çok dikkat ediyorum. Çok güzel bir şey. Yani her şey paran olur, evin olur, mal için. Benim her yerde çok enteresan bir arkadaşım var. Diyorum ki yani bir gün hani Abana'yı olur da gelemezsem arkadaşım bende kalırsın diyor Gülşen'cim. Sen bende kalırsın benim Gülşen'i evim senin. Gülşen'i de arada Gülşen de çıktı. Bir Gülşen, Neriman, Gülşen. Gül, hepsi canlarım benim onlar. Çok seviyorum. Biz bak şöyle yapalım. Programın sonuna kadar ufak ufak serpiştir tamam mı? Belki böyle sıralayınca sıkılabilir izleyiciler. Sen arada böyle gireyim değil mi? Söyle. De ki bunu da Ayşe güzel yapıyor. Bunu da Fatma de. Şimdi ocağın altını açtık. Açtık. Şimdi bu şekerleri güzel şeftalileri üstüne de bir daha. Evet. Hepsini yapacağız üstüne. Hepsini. Hı-hı. Ölçü var mı yoksa üstünü yarım kapatacak kadar mı yapıyorsun? Hepsini. Şöyle yapayım mı? 1-2-3,5 şeftali aldı. Tencereniz ne kadar alıyorsa, misafiriniz ne kadarsa daha doğrusu. Hani bir kişiye bir tane yetiyor. İstersen çok yarım... da koymayalım he? Yok biraz daha malzemeyi. Çağatay var senin ya öldürecek bu. Beni. Öldürecek tamam. Beni Çağatay. Diyetisyenimiz var ya. Öyle değil mi? Hmm. Ama biz ne yapıyoruz? Yapıyoruz, yemiyoruz. Ya ne yapıyoruz? Kapatmıyoruz ağzını. Kapamıyoruz. Yok, taşar kapamıyoruz, çünkü taşar. Değil mi? Evet. Tamam. Biraz uzun sürecek değil mi? Bir yarım saat. Şimdi bu biraz kaynamaya başlayınca kısacağız ağzını. Anlaştık. Burada bisküvileri var. Onları şöyle kıracağız. Onun ortasına şey yapacağız. Onu biraz tereyağla kavuracağız. Tamam. Kavurduktan sonra cevizi de ilave edip onların ortalarına. Şimdi kaymak da koyabilirler ama olur, bu kaymak daha da şey oluyor. Daha lezzetli çıtır çıtır ceviziyle birlikte daha güzel oluyor. Ben kaymaklısını yedim. Kaymak bu tatlılara gerçekten bayağı çok yakışıyor. Böyle bir hafifletiyor sanki. Evet. Bu da güzel olur. Şeyle de yapıyorum ben Nursel'cim. İncirle de yapıyorum. İncir de doğruyorum bazen. Mesela bisküvi yerine incir doğruruyorum. Zaten annelik bu değil mi? Değil mi? Böyle evde ne varsa. Evde ne varsa. Biraz böyle pütür kalsın. Benim ellerim şey. Sen yıka elini. Ellerimi. Lavabo mu kimse gerçek zannetmiyor. Yıka da görsün de herkes. Gerçek. Gerçekten yani her lavaboyu gördüm ama bakır tepsiden de lavaboyu. Ayrı sende... şey lavabo değil ki. Tepsi. Şey bu bayağı normal. Bayağı bakır tepsi. Evet. Burayı deldim. Evet işte muhteşem bir fikir. Çok muhteşem seviyorum. Muhteşem bir fikir. Biraz bulaşık yıkamak zor oluyor itiraf edeyim. Vallahi süper ki bu çok süper. Şimdi bir tava bulayım kendimize. Tamam. Tereyağını bir yemek kaşığı kadar tereyağını karıştıralım. Dur tatlışım benim. Ay ne güzel göründü ya. Evet. Çok güzel göründü. Şimdi bunları hafif hafif şey yapacağız. Kavuracağız. Evet. Şeftalimizin olduğuna ikna olduktan sonra zaten göreceksiniz. Çevireceğiz zaten onu. Bisküvileri ortasına koyup 10 toplar dakika. Toplar yapıp fırına vereceğiz. 10 dakika fırına vereceğiz. Fırına vereceğiz. Tamam. Bunu kavurduktan sonra diğer yemeğe geçelim. O bizim yanımızda olmaya devam etsin. O hazır olsun. Tamam. Sonra biraz da cevizimizi ilave edeceğiz. Tariflerimizi Nursel'le Evin Tadı programından takip edebilirsiniz. Sonunda iyi var, tek iyi var. Lütfen yanlış sayfalara gitmeyin. Ergin Nursel de benim hesabım oluyor. Bol bol oradan eleştirilerinizi bekliyorum. Bazen yorumları sildiğim oluyor, doğrudur. Engellediğim oluyor, o da doğrudur. Neden? Ben şeyi severim, eleştiriyi çok severim de. Böyle bazen çok kötü art niyetli böyle hoşlanmadığım eleştiriler oluyor.
Eleştiri de kabul etmiyorum. Eleştiri gibi değil. Ama o eleştiri değil, eleştiri geçiyor artık. O tenkit benim oluyor. Benim Bursel olarak şu hayattaki felsefem şudur. Normal etrafımda da. Ben olumsuz insan istemiyorum kardeşim etrafımda. Evet. İstemiyorum. Evet. Hemen uzaklaştırıyorum. En güzeli. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Evet. Yani. Katılıyorum. Ben bakıyorum yani kaç tane market vardır. Allah her şeyin rızkını ayrı verir. Ne güzel dedin. Yan yanalardır tabii, hem de. Mesela kapalı çarşıda sıra sıra kuyumcular var. Ama ne yaparsın sen yani. Mesela geçerken böyle evet. En gülen yüze evet, girersin. Evet aynen öyle. Böyle aynen bir asık öyle. Surata kimse ben gitmez. Ben şimdi nasıl geldim 12 saatlik yoldan? Şeftalileri ters çevirdik. Bir çay bardağı şey kattık. Şey ne kadar kurtarıcıdır ya. Bulamadığımız bir her şey şey deyip geçiyoruz. Bir çay bardağından ceviz. Biraz fazla ceviz kattık. Tamam. Yulaflı 10 tane bisküvi. Kadar da yulaflı bisküvimizi tamam, kattık. Tamam aşkım benim bu burada olsun yanımıza. Evet, biz ikinci yemeğe bir geçelim. Bir yemek kaşığı da tereyağı koyduk. Tamam. Geçiyoruz. Neye? Şeftalimiz de oldu tam fırınlık. İstiyorsan daha durabilir. Daha pazımız var. O daha da uğraştıracak. Ama onu biraz da fırına süreceğiz ya. Tamam nasıl istersen. O zaman onu kapatalım. Bakalım. Biraz oldu. Bak ay dağılıyor. Oldu dağılmasın. Bak, oldu. Hemen şurayı hemen kaldırayım. Kapatalım. Şurayı. Tamam. Kenara alayım. Sosu oldu evet. Orada. Şimdi bu biraz karamelize, daha biraz daha karamelize olduğu zaman o dondurma çubuklarını atmıyorum ben. Batırıp ona macun gibi hani eskiden siz bilmezsiniz belki bizim çocukluğumuzda macunlar vardı. Onu da o şekilde torunlara veriyorum. Bayılıyorlar. Direkt ortalarına tereyağı, bisküvi, evet. Ve cevizi kavurmuştuk birazcık. Evet. Onları döküyoruz şöyle. Evet. Doğru mu? Tamam, doğrudur. Tamam. Şöyle ortasını aça. Evet. Çok az bir fırına süreceğiz onu. Bir iki dakikalık. Ay şu bisküvi işini sevdim. Evet, çok lezzetli oluyor cevizle bisküvi. Ona bir tat katıyor. Arzu ederlerse her türlü kuru meyveyi de koyabilirler. Kaymak da koyabilirler. Ben şey anlamıyorum, yani başa gelen bilir ama mesela bağırsak sorunu yaşayan birçok insan var. Hı. Ve hemen ilaca başvuruyorlar ya. Evet, doğal yollardan. Mesela en basit çözüm kayısıyı akşamdan suya koyuyorsunuz, evet, iki tane inciri kayısıyı. De öyle, inciri önce de. Önce suyunu içiyorsunuz aç karnına, sonra da iki tane kayısıyı yiyorsunuz. İnciri de aynı şekilde. İnciri de aynı şekilde. Meyve yiyin, ya böyle meyvenin aynen. Sularını değil de direkt posasını yiyin. Biz mesela... Kızılcık tarhanası yapıyoruz. Ha, biliyorum. O da birebir. Onu ilaç o. Onu biz bilhassa ilaç olarak yapıyoruz. İşte öyle beslenmeyi bıraktığımız için başladı evet. Zaten hastalıklar. Tatlımız da tamam. Onu tamam. Diğer fırına atacağım. Evet. Tuzluyla tatlının kokusu birbirine karışmasın. Bu zaten çok fazla kalmayacak. Şeftali tatlısının tarifini evet. Bir kere daha izleyin. Yazın bir köşeye. Lazım olur böyle ağır evet. Bir yemek yaptığınızda yanına yaparsınız. Çok hafif. Son yemeğin hazırlığını yapıyoruz. Tamam. Thank you.